Sevgili arkadaşlar merhaba, ismim Özlem Bilge, Yayın Denizi'nin kimya yazarlarındanım. Bu videoda sizlere mol ile ilgili hesaplamalar yapmak istiyorum. Mol hayatımızda, özellikle kimyacıların hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Birçok ünitenin sorularını çözerken molden yararlanıyoruz. Sırada mol atom kütle ilişkisi var. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yani 1 mol taneciğin neyse burada atom yazalım. 1 mol atom 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom olarak karşıma çıkar. Örnekleyecek olursam eğer magnezyumun 1 molünün 24 gram olduğu veriliyor. Hatta bu ifadeye mol kütlesi diyoruz. Mol kütlesini MA ile sembolize ediyoruz. A biraz alt indis olacaktı. Azıcık aşağıda. Sevgili arkadaşlar, buradan ne anlıyorum? Bana 1 mol magnezyumun kütlesi verildiği zaman şunu anlıyorum. Yazayım hadi. 1 mol magnezyum 24 gramdır. Bunu anlıyorum. Peki Avogadro sayısı kadar tane. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane magnezyumun da 24 gram olduğunu anlayacağım. Bir tane atomun ya da bir tane molekülün kütlesine gerçek atom kütlesi ya da gerçek molekül kütlesi demiştik. Daha önceki videolarımda var. Burada bir tane magnezyumun kaç gram olduğunu da hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplarız. Onu da şurada hesaplayayım. Na tane Mg 24 gramdır. Peki bir tanesi kaç gram olur? 24 bölü Na gram oldu. Bir tane magnezyumun kütlesi. Burada size bir formül de vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız orantı kurmayı seviyorlar. Bazı arkadaşlarımız formülle işlerine devam etmek istiyorlar. Canınız nasıl isterse. Şimdi magnezyumu 24 gram vermiş 1 molünü. Peki 48 gram magnezyumun kaç mol olduğunu nasıl hesaplayacağım? Ona bakalım. Magnezyumun 1 molü 24 gram. Bu neydi arkadaşlar? Bize verilen şu değer magnezyumun mol kütlesiydi. Nasıl ifade ediliyor? MA ile ifade ediliyor. Gram bölü mol birimi yani 1 molünün kaç gram olduğunu söylüyor. Magnezyum 24 de denilebiliyor. Bazen gram bölü mol ifadesini vermeyebiliyor kaynaklar. Buradan şunu anlayacağım. 1 mol magnezyum 24 gram. Sorumuza gelecek olursak, sorumuz diyor ki 48 gram magnezyum kaç moldur? Nasıl hesaplarım? Şöyle hesaplarım. 1 mol magnezyum 24 gramdır. 48 gram magnezyum kaç moldur? 2 mol. Peki buradan bir formül çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Formül için eniştiren bölü MA kullanacağım. Sevgili arkadaşlar, N mol sayısı. Hesapladığımız mol sayısı. Peki M nedir? Kütle, keyfi. 48 alırım, 96 alırım, canımın istediğini alırım. Orada verilen rakam aslında, soruda verilen kütle değeri. Ama MA'yı canımın istediği gibi almıyorum. Çünkü o sabit mol kütlesi. Bu formülden de yararlanabilirsiniz hesaplamalarınızı yapmak istediğiniz zaman. Peki devam edecek olursak 0,5 mol magnezyum kaç gram olur? O zaman 0,5 eşittir M bölü 24'ten M'nin 12 gram olduğunu olurum. Böylece formülde kullanmış oldum. Size verilen mol kütlesinin aynı zamanda o elementin bir tane atomunun kaç
kaç AKB olduğunu da hesaplayabileceğimizi öğretmiştik. Mesela MG eşittir 24 dendiği zaman ben aynı zamanda bir tane MG atomunun 24 AKB kütle değerinde olduğunu da anlamış olacağım. Sırada molün molekül ilişkisi var. Mol ve molekül ilişkisinden bahsedelim. Oksijenin atom kütlesi 16. Böyle de verilir. Buradan anladığım şey 1 mol oksijenin atom olarak 1 mol oksijen atomunun 16 gram olduğudur. 1 mol oksijen atomu 16 gramsa o zaman O2 molekülüyle ilgili çalışalım. 1 mol O2 molekülü 6,02 10 üzeri 23 tane O2 molekülü yapar. N-atane. 1 mol O2 molekülünde 2 tane oksijen atomu var. Bakınız burada. Dolayısıyla şu verilen 16 değerini 2 ile çarpıyorum. O zaman 1 mol O2 molekülü 32 gram O2 molekülü oluyor. 1 mol O2 molekülünde 2 mol de oksijen atomu var. 2 mol oksijen atomu içerdiği için 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane oksijen atomu oluyor bu tane sayısı. Oksijen 16, hidrojen 1. Suya gelelim. Sevgili arkadaşlar, suyun formülü H2O ve 1 mol suyun kaç gram olduğunu hesap ederken nasıl davranacağız? Oksijen 16 olduğu için formülde de oksijen 1 olduğu için 1 çarpı 16'dan 16, 2 çarpı 1'den 2 topladım, 18 rakamını buldum. Buradan şunu anlayacağım. Suyun mol kütlesi 18. Başka ne anlayacağım buradan? 1 mol su molekülü 18 gramdır. Peki 1 mol su molekülü 18 gramdır. Yani aslında Avogadro sayısı kadar tane su molekülü 18 gramdır. 2 mol olsa kaç gram olur? O zaman 2 mol su molekülü 18'in 2 katı 2 mol su molekülü 36 gramdır. Onu şöyle ifade edeyim. Belki videoyu tekrar tekrar dinlersiniz. 2 çarpı 18'den 36 gramdır. Farklı bir şekilde yazacak olursak 1 mol su molekülü içerisinde oksijenin 1 mol olduğunu ve 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içerdiğini ve tabii ki daha önce verdiğimiz için 16 gram içerdiğini söylüyoruz. Peki 1 mol su molekülünde 2 mol hidrojen atomu var, bunu görebiliyor musunuz? 1 mol su molekülü 2 mol hidrojen atomu içerir. Bu da 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane hidrojen atomudur. O da 2 mol olduğu için 2 çarpı 1 mol 1 gramdan 2 gram hidrojen atomu içeriyor. Bir örnek yapmak istedim. Hidrojen 1, oksijen 16, kükürt 32 verilmiş ve 196 gram H2SO4 için kaç moldür diye sormuşum. H2SO4 yazarım. Şimdi H2SO4'ün 1 molünün kaç gram olduğunu hesaplayacağım. Oksijen 16 verilmiş, 4 çarpı 16'dan 64. Kükürt 32 verilmiş, 1 çarpı 32'den 32. Hidrojen 1 verilmiş, 2 çarpı 1'den 2. Ben bunları topladım, 98 yaptı. Buradan anladığım şey şu olacak. 1 mol H2SO4 98 gramdır. Peki bana 196 gram verdi. O zaman nasıl çözeceğim işi? N eşittir. N bölü MA dedim. İstersem orantı kurarım. İstersem bu şekilde yaparım. 196 gram verildi. Ama 1 molü 98. Bu durumda 2 mol H2SO4'ten bahsederim.
Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Kaç tane molekül içerir diye sordum. Ben H2SO4'ün 2 mol olduğunu buldum. 1 mol olsaydı H2SO4 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerirdi. Ama 2 mol o zaman bu durumda ben 2 ile 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü çarpacağım. O da 12,04 yapıyor 10 üzeri 23 tane H2SO4 molekülümüz oldu. Sorumu devam ettireceğim. HCO4'ün 2 mol olduğunu biliyorum. Şimdi yeni bir soru sordum. Dedim ki kaç mol oksijen atomu içerir? Ne görüyoruz? HCO4'ün 1 molünde. Mol oksijen atomu var. Ama bizim HCO4 molekülümüz 2 mol olduğuna göre 2 molde bu kaç olur? 8 mol oksijen atomu içerir. Peki acaba kaç gram hidrojen atomu içerir? Hadi bir de ona bakalım. Kaç gram hidrojen atomu içerir? 1 mole göre hareket ettiğime dikkat edin. Hep önce 1 mole göre hareket ediyorum. Daha sonra elimdeki miktar ile genişletiyorum ya da belki daraltacağım. Belki yarım mol H2SO4'üm olsaydı ne yapacaktım? O zaman bölme yapacaktım ama şimdi 2 oldu. 2 mol H2SO4'üm olduğu için çarpma ile genişletiyorum. Sevgili arkadaşlar, 1 mol H2SO4'te 2 mol hidrojen var. Ve hidrojen 1 olduğu için de bu aynı zamanda 2 gram hidrojen. Ama benim H2SO4'üm 2 mol olduğu için 2 mol H2SO4'te de 2 çarpı 2'den 4 gram hidrojen bulunur. Soruma devam ediyorum. Kaç mol atom içerir diye sormuşum H2SO4 için. Önce 1 molüne göre çalışacağım. Sonra onu 2 ile genişleteceğim. Sevgili arkadaşlar, 1 mol H2SO4'te 4 mol oksijen var. Bir mol kükürt var. 2 molde hidrojen var. Toplamda 7 mol atom var. 1 mol H2SO4'te 7 mol atom var. Ama bizim H2SO4'ümüz 2 mol olduğu için kaç mol atom içerir dedim. 14 mol atom bulundu. Peki bunu bana farklı bir şekilde şöyle sorsaydı. Kaç tane atom içerir? Avogadro sayısı ile çarpıyorum 14'ü. 14 mol atomdu. 1 mol Avogadro sayısı kadar tanecik içerdiğine göre 14 çarpı Na tane. Yani 14 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Mol ile ilgili hesaplamalara devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, şimdi mol hacim ilişkisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Normal koşullar dediğimiz koşullar var. Normal koşullar sıcaklığın 0 derece, basıncın 1 atmosfer olduğu koşullar. Normal koşullarda 1 mol ideal gaz
22,4 litre hacim kaplar. Tüm gazlar için geçerli olan bir ifade bu, gazın cinsine, gazın içerdiği atom sayısına bağlı bir durum değil. Bu durumda 1 mol oksijen gazı 22,4 litre, 2 mol hidrojen gazı 44,8 litre, 3 mol N2 gazı 67,2 litre oluyor. Şimdi takıldığınız yerler var bununla ilgili. Bu konuda konuşmak istiyorum. Tüm gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar mı sorusuna genellikle evet diyorsunuz. Hayır efendim. Normal koşullarda ise evet. Normal koşullarda değilse, yani sıcaklığı farklıysa, basıncı farklıysa, tüm gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplamaz. Lütfen dikkat ediniz. Tüm gazlar normal koşullarda 1 litre hacim kaplar mı diye soruyoruz. Evet diyorsunuz. Hayır efendim. 1 mol ise evet. Dikkat ediniz. 1 mol ise gazsa, normal koşullarda ise hacmi 22,4 litredir. Lütfen dikkat ediniz. Tüm maddelerin 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar mı diye soruyoruz. Evet diyorsunuz. Hayır efendim. Madde gazsa evet. Katı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sıvı için aynı şeyi söyleyemeyiz. O yüzden maddenin normal koşullarda 1 molünün 22,4 litre hacim kaplayabilmesi için gaz olması lazım. Lütfen dikkat ediniz. Mol kavramı ile ilgili sorular çözelim şimdi biraz. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuz Yayın Denizi TYT Kimya Soru Bankamızdan bir soru. X ve Y atomlarından XY ve XY2 bileşikleri için bazı bilgiler verilmiş. XY bileşiğinin bir molekülünün kütlesi 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdır. 0,2 mol Y atomu içeren XY2 bileşiği 4,6 gramdır. Bilgileri veriliyor. Buna göre bir tane X atomunun kütlesi kaç gramdır diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar, bir tane XY 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram ise Avogadro sayısını burada 6 10 üzeri 23 vermişiz. Dikkat ediniz. 6 0 2 değil. 6 10 üzeri 23 tane XY, yani 1 mol XY kaç gramdır dedim. Bu durumda 6 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 dediğim zaman 30 gram oldu 1 mol XY'nin kütlesi. Bu durumda 1 mol XY 30 gramdır ifadesini buldum. X'in mol kütlesiyle Y'nin mol kütlesini topladığım zaman 30 edecek. Peki diğer kısma bakalım. 0,2 mol Y atomu içeren XY2 bileşiği 4,6 gramdır. 1 mol XY2 2 mol Y içerir. 0,2 mol Y içeren XY2'nin 0,2 bölü 2'den 0,1 mol XY2 olduğunu gördüm. 0,1 mol XY2 4,6 gram. O zaman 1 mol XY2 kaç gram dedim. Sorunun cevabı 46 gram oldu. X artı 2Y eşittir 46. Ben X artı Y'yi 30 diyebiliyorum. Bu durumda y'yi 16 olarak bulurum. X artı y 30'du ya. X artı 16 eşittir 30'dan. Ha, ne buldum x'i? 14. Bu ne demek? 1 mol x 14 gramdır demek. Sevgili arkadaşlar, bizden bir tane X atomunun kütlesini sormuş soru. Bu durumda ben 14'ü Avogadro sayısına böleceğim. 14 bölü Na bizim bir tane X atomumuzun kütlesi olacak. Ki biz bunu daha önce söylemiştik.
Gerçek atom kütlesi de deniyor bu ifadeye. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği oldu. Yine sırada TYT Kimya Soru Bankamızın bir sorusu var. Bakalım. Yukarıda verilen şekildeki maddelerden mol sayıları aynı olanların numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar, her birine bakalım mol sayısı ne kadar? 3,01 10 üzeri 23 tane N2O molekülü. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç mol yapar? Tabii ki yarım mol. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bakalım. Bunlar gitti. 1 bölü 2 kaldı bana. Yani 0,5 mol neyin? 1'in cevabı. 2'ye bakalım. 14 çarpı NaAKB azot içeren N2O4'ten bahsetmişiz. Şimdi bu konu hakkında sizi bilgilendireyim. İkinci kutuda 14 NaAKB azot içeren N2O4 molekülü var. Sevgili arkadaşlar, 1 gram NaAKB'dir. 14 NaAKB 14 gram yapar. Dolayısıyla içerisinde 14 gram azot olan N2O4'ün kaç mol olduğunu hesaplayacağım. 1 mol N2O4'te 2 çarpı 14'ten 28 gram azot var. 14 gram azot kaç mol N2O4'te vardır diye sorduğum zaman 14 bölü 28'den 0,5 mol çıktı. Dolayısıyla birinci bölümde ve ikinci bölümdeki maddelerin mol sayılarının eşit olduğunu gördüm. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, 0,5 molekül gram N2O5 demiş 3 numaralı kutuda maddemizin miktarını belirtirken. N2O5 molekülü yapı gösteren bir madde ve 1 mol yerine 1 molekül gram ifadesi kullanılabilir. 0,5 molekül gram ifadesi kullanıldığına göre 0,5 mol N2O5'ten bahsediyoruz. O zaman 1'de, 2'de, 3'te aynı mol sayısına sahip maddeler içeriyor. Dördüncüye bakalım. Sevgili arkadaşlar, dördüncü bölmede de 3,01 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeren NO2 demiş. Sevgili arkadaşlar, 1 mol NO2'de 2 mol oksijen atomu olduğunu görüyorum. 2 molde 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane. Yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane. 3,01 10 üzeri 23 dediği için acaba kaç mol NO2 de 3,01 10 üzeri 23 tane oksijen atomu bulunur diye oran kurduğum zaman bunu 1 bölü 4 mol olarak buldum. 1 bölü 4 mol benim daha önce bulduklarımın yarısı yaptı. Bu durumda bizim mol sayıları eşit olan taneciklerimiz 1, 2 ve 3 oldu. Sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği oldu. Yine TYT kitabımızın güzel bir sorusuyla karşınızdayım. Burada bize normal koşullarda bulunan 7 gram karbonmonoksit ile 14 gram kalsiyum oksit için yukarıda verilen tablodaki niceliklerden eşit olanların bulunduğu bölmeler mavi renge boyanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sormuşuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey kütle verilmiş mol sayısına gideceğim. Aynı zamanda karbonmonoksitin gaz fiziksel halde olduğunu ama kalsiyum oksit katısının da katı olduğunu unutmamak gerekir. Sevgili arkadaşlar, karbonmonoksitin 1 molü 28 gram. 7 bölü 28'den 1 bölü 4 mol karbonmonoksit olduğunu görüyorum. M bölü MA'dan. Kalsiyum oksitin 1 molü 56 gram. Kalsiyum oksitin 14 gram olduğu için 14 bölü 56'dan 1 bölü 4 mol olduğunu buldum. Dolayısıyla bu maddelerin mol sayılarının eşit olduğunu gördüm.
ama hacimleri eşit değil. Neden hacimleri eşit değil? Çünkü biri normal koşullarda gaz, biri normal koşullarda katı. Dolayısıyla ikisi de gaz olsaydı hacimleri de eşit olacaktı. O yüzden C seçeneğini eledim. E seçeneğini eledim. B zaten elediğim bir seçenek haline geldi. Şimdi bana toplam atom sayısını sormuş. Kalsiyum oksitte ve karbon monoksitte 1 molünde 2 mol atom içeren bileşikler. Bu nedenle her ikisinin de toplam atom sayıları eşit. Peki oksijen atomlarına bakalım. Her ikisinin de 1 molünde 1 mol oksijen atomu var. 1 bölü 4 mol olduğu için her ikisinde de 1 bölü 4 mol oksijen atomu içerir. Bu nedenle içerdiği oksijen atomunun mol sayısı eşit olduğu için içerdikleri oksijen atomlarının kütleleri de eşit olur. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olur. Mol ile ilgili sorular çözmeye ve bir şeyler anlatmaya devam etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, burada aklıma gelmişken ve bir iki önceki sorulardan birinde denk gelmişken bundan bahsetmek istiyorum size aynı zamanda. Şimdi bazı maddeler atomik, bazı maddeler molekül yapı gösterirler. İyonik bileşikler ise molekül yapı göstermezler. Eski bir ifade şekli ama karşınıza çıkabilir diye vermek istedim. Atom yapısı, atom halinde bulunan maddelerin bir molünü ifade ederken bir atom gram ifadesi kullanılabiliyor. Yani bir atom gram sodyum, bir mol sodyum atomu anlamına geliyor. Sodyum atomik yapıda olduğu için bir molekül gram sodyum denmez, bir atom gram sodyum denir. Molekülü yapı gösteren element molekülleri olur, bileşik molekülleri olur yapılar için ise bir mollerini ifade etmek için bir molekül gram kelime grubu kullanılıyor. Bir molekül gram oksijen demek, bir mol oksijen molekülü demektir. Bir molekül gram karbondioksit de bir mol karbondioksit molekülüdür. Çünkü karbondioksit molekülü yapıda yer aldığı için. Ama iyonik bileşiklerin molekülü yapı göstermediğinden kaynaklı olarak iyonlardan oluştuğu için ve atom yapısı şeklinde de ifade edilemediği için bu bileşikleri ifade ederken formül gram ifadesini kullanıyoruz. O yüzden de bir formül gram NaCl demek, bir mol NaCl demektir. Şimdi sorularımıza devam edelim. Yine sırada TYT Kimya Soru Bankamızın bir sorusu var. C2H6 ve C3H4 gazlarından oluşan 0,3 mol karışım 10 gramdır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diye sormuşuz. Karışımda her bir gazın mol sayısını bulmak için nasıl davranılır? Sevgili arkadaşlar, C2H6 ile C3H4'ün toplamda 0,3 mol'lük bir karışım olduğunu biliyorum. C2H6'ya x mol dersem C3H4 0,3 eksi x mol olur. Bunların kütleleri hakkında bilgi vermiş bize. Ben şunu biliyorum. Eleştiren bölü EMA formülümüz var. Yani maddenin mol sayısını kütlesini EMA'ya bölerek hesaplıyoruz. O zaman kütlesini de mol sayısıyla EMA'sını çarparak hesaplayacağım. Bunların her birinin, burada verilen gazların her birinin mol sayısını EMA'larıyla çarpalım ve sonra onu toplayıp ona eşitleyelim. Sevgili arkadaşlar, C2H6'nın 1 molü 30 gram, C3H4'ün 1 molü 40 gram. 30 çarpı x artı 40 çarpı 0,3 eksi x'i kütle olarak buldum. Her birinin kütlesi bu. Ona eşitlediğim zaman x'i 0,2 buldum. Yani karışımda 0,2 mol C2H6, 0,1 mol C3H4 var. Karışımın 3'te 2'si C2H6, 4'te 1'i C2H6'dır demişiz. %25 4'te 1'e eşittir. Bu nedenle bu bilgi doğru değil. Sevgili arkadaşlar, karışımda 4 gram C3H4 gazı var mı? C3H4'ün 0,1 mol olduğunu ve 1 molünün de 40 gram olduğuna göre tabii ki 0,1 molünün 4 gram olduğunu bulurum. İkinci önermem doğru olur. Peki karışımdaki karbon atomu sayısı hidrojen atomu sayısının yarısı mıdır? Ona bakalım. Sevgili arkadaşlar,
0,2 mol C2 H6'da 0,4 mol karbon atomu var. 0,2 çarpı 2'yi çarptım. 0,1 mol C3 H4'te ise 0,3 mol karbon var. Toplamda karbonum 0,7 mol. Hidrojene baktım. Bu sefer buraya yazdım. 0,2 çarpı 6'dan 1,2 mol hidrojen atomu gelir. C2 H6'dan 0,1 çarpı 4'ten de 0,4 mol hidrojen atomu gelir. Bunları toplarsam eğer 1,6 mol hidrojen atomu yapar. Bu durumda karışımdaki karbon atomu sayısı hidrojen atomu sayısının yarısı yapmıyor. Sorumun doğru cevabı da B seçeneği oluyor. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.